Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıktan üzere gördüğünüz gibi Twitch botunu anlatacağım arkadaşlar. Twitch botu ne işe yarar? Herhangi bir yayıncı Twitch'te yeni geçtiğinde Discord kanalında sizlere bildirir. Bunun nasıl yapıldığını bugün sizlere anlatacağım. Videoyu beğenmeyi başlatan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İlk öncelikle aşağıda vereceğim linke girmeniz gerekmekte. Streamcord.io adresini arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bot ile birçok şeyi ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak buradan Discord botunu sunucuya eklememiz gerekmekte. Burada Add to Discord kısmına tıklıyorsunuz ve burada ayrı sekme açıyor gördüğünüz gibi. Ayrı sekme açıldı ve buradan bir sunucu seçmemizi istiyor. Hemen buradan sunucumuzu seçiyoruz. Twitch bot kısmını seçtik. Devam et diyoruz. Buradan tüm yetkileri veriyoruz ve yetkilendir diyoruz. Robot doğrulamamızı yaptık ve şu an botu sunucumuza ekledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Streamcord botu şu an burada. Şimdi bunları yaptıktan sonra yan tarafta Visit Esport kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz. Size yine ayrı bir sekmeye yönlendiriyor. Yeniden bir yetkilendirme yapmamız gerekmekte. Discord hesabımıza giriş, tarayıcıdan giriş yaptığımızda bu kısma yönlendirir. Eğer siz tarayıcıdan giriş yapmadıysanız zaten login ekranına sizi yönlendirecek. Buradan yetkilendir kısmına basıyorsunuz ve gördüğünüz gibi bizi yönetim paneline yönlendirdi. Hemen buradan az önce eklediğimiz sunucuyu seçiyoruz. Twitch bot sunucusu. Bunu seçtik ve bizi bu sayfaya yönlendirdi. Şimdi buradan bütün ayarları yapmaya çalışacağız. Şimdi buradan notification kısmı var üst tarafta. Buradan mavi kısma, add kısmına basıyorsunuz ve buradan bir yayıncı ismi girmemiz gerekmekte. Twitch URL ve Discord name isimlerini girmeniz gerekmiyor arkadaşlar. Sadece yayıncının ismini gireceksiniz. Ben hemen kendi ismimi giriyorum. Örnek olarak ben bunu girdim. Buradan bir bildirim kanalı seçmeniz gerekmekte. Zaten ben de tek kanal olduğu için bu kanalı seçiyorum. Ve bu ayrıca burada belirtmiş zaten bakın. Bu kanalın izinlerinde kanalı yönet, kanalı görüntüle ve mesaj gönder seçenekleri açık olmalı. Bunu da şu şekilde yapacaksınız. Hemen kanal ayarlarına geliyorsunuz. Burada izinler kısmı var. Buradan hemen botun yetkisini seçin. Ve buradan kanalı görüntüle ve mesaj göndere açıyoruz ve kaydediyorsunuz. Bu kadar. Tekrar geliyoruz ve buraya bir mesaj girmemiz gerekiyor. Bakın burada mor kısımda bir linkler bırakılmış. Hemen şunu alalım. Burada gördüğünüz gibi fonksiyonlar var arkadaşlar. Ben örnek olarak birkaç tanesini yapacağım. Örnek olarak Twitch yayıncımızın ismini bize yazsın. Şöyle kalın yazmak istiyorsanız şöyle iki şekilde yıldız yapabilirsiniz. Onları da zaten şu Markdown linkinde bırakmışlar. Bak buradan onları ayarlayabilirsiniz şu şekilde. Onlara da bakabilirsiniz. Yayıncı şu an ne olsun? Şu game'i alalım. Oyununu hemen yayına katıl. Sona ise hemen bir link adresimizi koyalım. Twitch URL'e. Bunu koyduk ve Ever United sonda atsın. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şu alt kısma tıklıyorsunuz. Burada embed settings kısımları var. Şunu no embed yapın arkadaşlar. Buradan mavi kısma basıyorsunuz ve bildirimi açıyoruz. Şu an bildirimimiz açıldı. Buradan üst kısımda bir live role diye bir seçenek var. Hemen buraya tıklıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz ve burada live role kısmı var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? İşte herhangi bir başka kullanıcı yayına geçtiğinde ona özel bir rol vermeyi sağlıyor. Mesela örnek olarak bize ne rolünü onlara versin. Herhangi bir kullanıcı yayına geçtiğinde. Bunu da bu şekilde kaydedebilirsiniz. Aşağı kısımda bunu aktifleştirdiğinizde o kullanıcı yayına geçtiğinde bir kanala mesaj atmasını sağlıyor. Onları da buradan ayarlayabilirsiniz. Şimdi bizim işimiz bildirim kısmında olduğu için hemen ben OBS'den yayını başlatıyorum. Evet şu an yayındayız. Hemen Twitch'ten bakalım. Evet arkadaşlar şu an canlı yayındayız. Gördüğünüz gibi biraz bekleyelim şöyle. Evet arkadaşlar bu biraz uzun sürüyor. İlk yayın açtığımızda bu biraz uzun sürebilir. Gördüğünüz gibi Twitch yayınımızı attı. Burada işte ekranımızın resmi var. Şöyle baktığımızda yakın zamanda atıldığını gösteriyor bizlere. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk atılışı uzun sürebilir. Merak etmeyin atacaktır. Bu şekilde videoyu beğenmeyi başladan YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.